Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Üfevviz emri ilallah, innallaha basirun bil'ibad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Cenab-ı Hak, bizlerin imanını kamil, sadık ve yakin eylesin. Basiret ve firaset sahibi olan müminlerden eylesin. Cenab-ı Hak amellerimizi makbul ve salih eylesin. Ahlakımızı Kur'an ahlakı eylesin inşallah. Hatalarımızı, kusurlarımızı, eksiklerimizi, günahlarımızı, seyyiatımızı af ve mağfiret eylesin, setr eylesin, ayıplarımızı örtsün. Cenab-ı Hak bizi ebrar ve salih kullarıyla beraber haşr eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bugünün feyzinden, bereketinden, rahmetinden, hakkıyla istifade eden kullarından eylesin inşallah. Bugünün icabet saatine isabet eden, duası makbul olan, cuması günahlarına kefaret olan kullarından eylesin inşallah. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, insanın dirisi ne kadar mükerremse, ölüsü de o kadar mükerremdir. O nedenle diriye karşı olan tazimimiz, hürmetimiz, dinin emri olduğu gibi, ölüm öncesi ve ölüm esnasında ve ölüm sonrası da aynı hürmet ve ikramı da göstermemiz gerektiğini bize ifade ediyor. Hatta aklı başında her Müslüman kabirlerin üzerinde dolaşmayı, gezmeyi, oturmayı doğru bulmaz ve rahatsız edici bir davranış olarak görür. Aslında bizim kültürümüze yerleşen bu anlayış insanın, Müslümanın ölüsüne de saygı ifade etmesini bize öğretir. Kabristanlardan geçerken onlara selam vermek veya ziyaret ederken, kabristanları ziyaret ederken onlara selam vermek, onlara rahmet okumak, yine Müslüman olmanın, Müslüman olarak insana verilen değerin bir ölçüsü, bir ifadesidir. Yani ölüm öncesinde de, sonrasında da ve ölüm esnasında da her halükar ve durumda insan değerli ve kıymetlidir. Onun için Cenab-ı Hak insanı şerefli yarattığını, faziletli yarattığını bize ifade ediyor. İman bu fazileti en güzel şekilde koruyan, kollayan, devam ettiren, ölümden sonra da müminin şerefini, izzetini, yüceliğini bize bildiren bir hakikattir. Bu açıdan Müslümanların yaşarken birbirlerine karşı sorumlulukları, hakları, vazifeleri olduğu gibi ölüm döşeğinde olan bir Müslümana ölüm esnasında ve ölümde ruhunu teslim ettikten sonraki durumlarda da yapması gereken vazifeler vardır. Bu vazifeler de Müslümanlar üzerine farzdır.
farz-ı kifayedir. Nasıl ki bir toplumda, Müslüman bir toplumda doktorluk ilmi farz-ı kifayedir. Hafızlık farz-ı kifayedir. Bütün ilimler farz-ı kifayedir. Bütün meslekler farz-ı kifayedir. Yani Müslümanlar kendileri için ihtiyaç olan bütün sanatları, bütün meslekleri, ilmi ve irfanı öğrenmeleri üzerlerine farzdır. Nasıl bir farz? Farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Bir grup, o üzerine farz olan Müslümanlardan bir grubu o vazifeyi ifa ederler, o görevi yerine getirirlerse diğer Müslümanlardan bu vazife düşmüş olur, görev yapılmış olur. İşte bir Müslümana ölüm esnasında ve öldükten sonraki bütün vazifeleri de Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Onun terkininden, onun defninden, onun teçhizinden, teşhiinden, cenaze namazı kılınmasından ve defnedilmesinden bütün bu merhalelerin her birisinde Müslümanlar sorumludurlar. Yapmamız gereken vazifedir bu. Hatta Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sayarken selam verip almayı, aksırıncağı zaman ona yerhamdülillah demeyi, yemini varsa yemini yerine getirmeyi, davetine icabet etmeyi saydığı gibi Müslümanın cenazesine katılmayı, takip etmeyi de bir Müslümanların birbirleri üzerindeki hakkı olduğunu bize ifade ediyor. Bu kadar önemli, bu kadar ciddi ve Müslümanlar arasında mesuliyet ve sorumluluk bakımından da önemli bir konu değerli kardeşlerim. O nedenle kişi sekerat-ı mevt dediğimiz ölüm merhalesine, ölüm sarhoşluğuna, yani artık buradaki sarhoşluk kendini kaybetmesi, kendini tanımaması, artık dünyadan el etek çekecek durumda olması, kendi iradesini kullanacak hale gelmemesi noktasında Müslümanlar ona ilk önce yanında bulunduklarında ona imanı telkin ederler. Yani imanın kelimesini, kelime-i tevhidi, kelime-i şehadet telkin ederler. Nasıl telkin ederler? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle. Hadi bakalım bir kelime şehadet getir şeklinde mi? Değil. Bu doğru değil. Bu yanlış bir uygulama. Nasıl olacak? Tabii yanı başında Kur'an okuyanlar olur, Yasin-i Şerif okuyanlar, daha farklı Sure-i Şerifler okuyanlar olur. Ama burada birisinin veya birkaçının birlikte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeleri veya la ilahe illallah Muhammedu Resulullah demeleri onun da duyup söylemesine yardımcı olmaktır. Yoksa direkt hadi bakalım bir la ilahe illallah Muhammedu Resulullah kelime-i tevhid getir denilmez. Hadi bakalım bir kelime-i şehadet getir söylenmez. O esnada Allah muhafaza reddetse, söylemek noktasında dirense çok hoş olmayan tablolar, hatta arkasından da insanların ağzını büzmek de mümkün değil, farklı şekillerde sözlerin de çıkmasına sebep olur. Adam öldüğü esnada kelime-i şehadet söylemekten çekindi, kelime-i şehadet söylemekte direndi, söylediğimiz halde reddetti gibi anlamlar da çıkabilir ki Allah korusun bunlar aslında sırdır, konuşulmaz. Çünkü Peygamberimizin ölülerinizin arkasında hayır konuşun, onların iyiliklerini anlatın tavsiyesine de ters bir uygulamadır. Ama yine de insan acizdir, bazen yanlış yapar, hata eder. Bu tip şeylere de sebep olmuş oluruz. Nasıl yapacağız? Dediğimin ifade ettiğim gibi yapacağımız iş o esnada ona birlikte kendimiz söyleyerek
onun söylemesini kolaylaştıracağız. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu şekilde söyleyeceğiz. Onun da söylemesine yardımcı olacağız. Direkt söylemesi için emir sıgasını kullanmayacağız. Emredecek durumda olmayacağız. Bu şekilde kişinin ölüm esnasında yapacağımız birinci vazifemiz budur. İkinci vazifemiz ise ruhunu, tabii estağfurullah, daha önceden kişi sekerat-ı mevt halindeyken kıbleye döndürmek. Kıbleye dönmesi mümkün değilse sağına çevirmek veya kıbleye doğru uzatmak, hangisi mümkünse, ama ilk önce kıbleye döndürmemiz doğru olur. O müsait değilse, mümkün değilse ona göre, şartlara göre yapılır. Sonra bu telkini devam etmemiz, ruhunu teslim ettikten sonra artık onun hayat emaresi kalmadığı zaman yüzünü, gözlerini ve çenesini kapamaktır. Eğer vefat ettiği esnada bu ikisi yapılmazsa gözleri açık gider. Ağzı açık kalır. O açıdan vücudunu düzeltmek, tam bir uzatıp yatacak şekilde bir şekle sokmak, ruhunu teslim ettikten sonra da gözlerini kapamak. Tabii bu gözlerinin açık kalması, insanın vefat ederken gözlerini diremesi, yine Peygamberimizin bize haber verdiğine göre insanın kendi makamını, kendi mekanını görmesidir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemize o esnada bizlere yardım lütfeylesin inşallah. Cennetini seyrederek, cennet nimetlerini seyrederek, cennetteki makamını görerek ruhunu teslim eden kullarından eylesin inşallah. Cehennemi görmekten bizleri muhafaza eylesin, neslimizi muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. İş şaka gibi geliyor ama iş çok ciddi. Anlatılması da böyle çok rahat gibi geliyor ama iş çok ciddi değerli kardeşlerim. İnsanı sarsan, insanda şakası olmayan, şüphesi olmayan, ıskalaması, torpili olmayan, insanlık hayatının en önemli hakikati ölümdür. Ağasına, paşasına, kölesine, efendisine, kadınına, erkeğine, gencine, yaşına, çocuğuna, ihtiyarına bakmayan, geldiği anda kimseye sormadan alıp götüren bir hakikat. Danışmıyor bize. Geldim götüreceğim, müsaade ediyor musunuz? Müsaadeniz varsa bugün artık sizi aranızdan ayıracağım diye bir istişare yok. Geldiği anda baka kalırız. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ Can boğaza geldiğinde siz böyle seyredip durursunuz. Gözünüzün önünde ruhu ayrılır, farkına bile varamazsınız. O canını teslim ederken siz yalnızca ümitle bağırırsınız sağa sola. Doktor, doktor. Yok mu okuyan, yok mu kurtaran diye nida edersiniz. Ama artık vakit tamamdır. Tamamlanmış vakitten geri dönüş yoktur. Bize düşen görev işi ondan sonraki Müslüman olarak Müslümanca yine vazifemizi yerine getirmek. Tabii din hayatın her noktasında ölürken cennetimizi görmek için yaşarken cennete talip olmamız lazım. Yaşarken cenneti kazandıracak, cenneti götürecek söz, fiil ve davranış. Yani bütün yaşantımız ve hayatımız ona göre olacak. İşte o zaman öldüğümüzde hem telkinleri daha rahat duyar, söylenenleri la ilahe illallah deyince birlikte la ilahe illallah
Muhammedur Resulullah diyeceğiz. Kelime-i şehadet söylenince eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh denildiğinde aynı şekilde söyleyeceğiz. Ve ruhumuzu teslim ederken de cennetimizi, oradaki makamımızı, mevkimizi göreceğiz değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri bu nimetle muştulasın, müjdelesin inşallah. Evet, ruhunu teslim ettikten sonra gözlerini kapayacağız, ağzını, çenesini bağlayacağız, ayaklarını bağlayacağız ve böylece kıbleye doğru uzatıp sonra artık defin işlerinde öncesinde yıkama noktasında hazırlık yapacağız. Kefenini hazırlayacağız. Erkekler için 3 parça, kadınlar için 5 parça, kadınların göğüs örtüleriyle baş örtüleri, erkeklerin kefeninin üstünde 2 fazlalık olan unsurdur. O nedenle kadınlar da hayatlarında Allah'ın emrettiği örtüyü örtmenin gerekliliğini ta kefeninde bile hissedecekler. Kadınların yine tesettüründe, hicabında vücut hatlarını belli etmeme noktasındaki hassasiyetini, özellikle gerdanlık ve göğüs kısmındaki hassasiyetini ortaya koyacak. Ölüm esnasında ve ölümde uğurlarken bile üzerine göğüs örtüsü şeklinde bir örtüyle örtüldüğünün bilincinde ve şuurunda olacak. Ondan sonra gamis, izar, lifafe dediğimiz gömlek, onun üzerinden biraz daha büyükçe bir bez, daha sonra onun üzerinde büyük bir bez parçası şeklinde yapılan bu kefenleme, kefen hazırlanacak ve cenazesi yıkanacak. Yıkamak Müslümanın şerefidir. Onu temizlemek, onu hazırlamak, ebedi yolculuğuna tertemiz uğurlamanın ifadesidir. Onun için değerli kardeşlerim, din temizlik üzere bina edilmiştir diyor Peygamberimiz. Biz bütün temizlikleri dinimizden öğreneceğiz. Müslüman her zaman temizdir. Müslümanın ölüsü bile temizdir. Müslüman toprağa varacağı zaman, kabre gireceği zaman temiz girer. Bu din böyle bir dindir. Onun için cenaze yıkama vazifesi yine Müslümanların üzerinde bir haktır, bir vazife, bir görevdir. Bunu da yapacağız. Sonra onu hayır dua ile uğurlayacağız. Cenaze namazı Müslümana rahmettir, duadır. Cenaze namazı Müslümanın üzerine kılınır. Başka hiç kimsenin üzerine kılınmaz. Yani cenaze namazı Müslümanın üzerine kırılan bir duadır. Onun için cenaze namazının manası duadan ibarettir. Allah için namaza, Hazreti Peygamberimiz için salatü selama, mümin için veya mümine hanım için duaya diye niyet ediyoruz değil mi? İşte o dua rahmettir. Ve ondan dolayıdır ki gayrimüslimlere veya Müslüman dışında dini ne olursa olsun hiç kimseye cenaze namazı kılınmaz. Müslümanların Müslümanlar üzerindeki görevlerinden, haklarından birisidir. Ve böylece Müslüman bu görevi de yerine getirdikten sonra, yani telkinini verdik, vefatı esnasında, vefatından sonra gözlerini kapayıp ağzını, çenesini, ayaklarını bağladık, kıbleye uzattık. Sonra yıkamak için hazırlık yapıldı ve yıkama işlemlerinde yine ehil olan insanlar çok dar bir çerçevede, insanların içinde olmayan, görüntüsü alınmayan mahremiyet içerisinde, yıkayıcı ve su dökücünün dışında kimsenin bulunmadığı bir ortamda yıkanacak. Kusurlara, ayıplara, hatalara, her şey orada kalacak. Ve insan vefat ettikten sonra ne saçı kesilir, ne tırnağı kesilir. Hiçbir şeyine dokunulamaz. Hiçbir şeyine dokunulamaz. İnsanın vefatından sonra şu temizlik olsun, bu temizlik olsun diye herhangi bir muamelede bulunamaz değerli kardeşler. Yıkamada yine abdest aldırılır. Sonra sağ tarafından başlamak üzere sağ taraf, sol taraf, sağ taraf, sol taraf şeklinde
üç defa yıkanır. Sonra bütün vücudu temiz suyla, ılık bir suyla, soğuk suda değil, sıcak suda değil, ılık bir suyla yıkanır ve böylece yıkama işlemi bittikten sonra kefenlenir. Sonra tabutuna konulur. Ve Müslümanlar omuzlarında, affınıza sığınarak söylüyorum, tezgerebilirsiniz değil mi böyle? Tutunup da affedersin pislik taşınan şeyler vardır. Veya kum, çakıl taşınır. Böyle attan tutularak taşınan malzemeler gibi. Bunlar doğru değildir ve din bunları reddeder. Müslümanın ölüsü de keremdir, değerlidir, omuzlarda taşınır. O nedenle Müslümanlar dört kişi, sünnet olan da budur, dört kişi olarak omuzlarında taşınarak musalla taşına getirir. Tabii şimdi şehirleşmenin getirmiş olduğu problemlerden dolayı kabristanlar daha mesafeli olduğundan dolayı ister istemez şehrin dışında olması ve buna benzer sıkıntılardan dolayı taşınmıyor. Nasıl yapılıyor? İşte belli noktaya getirdikten sonra arabayla götürülüyor. Bu da caizdir. Ama Alanya'nın buradan hemen de ifade edeyim. Çok güzel bir adeti var. Çok sevdiğim, hoşuma giden bir adeti var. Arabayla da gelse cenaze kabristana geldiğinde insanlarımızın öyle iki sıralı dizilip onu karşılamaları sünnet olarak hem peygamberimizin bir sünnetinde icra ediliyor. Cenazeyi ayakta karşılama gibi hem bu icra ediliyor hem de her Müslümanın komşuluk hakkı, Müslümanlık hakkı olarak da en azından eliyle tabuta tutulması o kabristana gelinceye kadar ona o şekilde arkasından takip ederek eşlik edilmesi de ayrı bir güzellik. Bu aslında işte İslam'ın, Müslümanların bir buradaki güzel yansıması, güzel adeti, geleneği değerli kardeşlerim. Namazını kılmak için getiriyoruz ve namaz kılarken de dua ediyoruz. Demin ifade ettiğim gibi dört tekbirle kılınan namazdır. Cenaze namazı aynen namaz kılacak gibi abdestle kılınır ve dört tekbirle kılınır. Cenaze namazının namaz olması için şartı, rükmü ayakta kılmak ve tekbir almaktır. Okunan dualar sünnettir. Asıl namazı tekbirle kılmaktır. Burada yeri gelmişken ifade edeyim. Diyelim ki geç geldiniz, iki tekbiri kaçırdınız. İki tekbiri önceden imam almıştı, cemaat almıştı. Siz hemen yetiştiniz, ne yapacaksınız? Yapacağınız iş şu. İsterse üç tekbiri kaçırmış olsanız, yani dördüncü tekbiri almadan önce cenazeye yetişirseniz, imam selam verdiğinde, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinde, siz de üç defa peş peşe, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbiri alıp, selam verdiğiniz zaman cenaze namazına kavuşmuş olursunuz. Ve böylece Müslümana bu görevimizi yaptıktan sonra, değerli kardeşlerim, son olarak da kabristana defnetmektir. Definde işte ona 2 metrekare şeklinde enliği, genişliği artık şartlara göre, toprağa göre, imkanlara göre onu muhafaza edecek şekilde bir kabir açıldıktan sonra Müslümanlar ona yine itinayla, saygıyla, hürmetle onu kabristanına koyarlar. Kabristanın içerisinde lah dediğimiz bir kısım açılır. Kabristan alt kısmında, kıble tarafında hafif de derince olan bir şey açılır. Buna lah denilir. Uttubul inne minel mehdi ile laht. Ölümden, beşikten mezara kadar ilim öğren hadisinin ifade ettiği de bu işte aynı şeydir. Laht yani. Oraya konulur. Kabre konulduğu zaman cenaze. Kabristan cenaze o lahte doğru sağ tarafı üzerine çevrilerek o kıble tarafına doğru gönderilir. Arka kısmı desteklenerek o şekilde üzerinde toprağın kaymayacağı ve kabristanın çökmeyeceği şekilde malzemeler koyulur. Tahtadır, kerpiçtir neyse bunlar konularak bu şekilde yerine konulur. Ve sonradan da işte toprağı attıktan sonra bazen aşk-ı şerife okunur, dua okunuyor. Ondan sonra da telkin veriliyor. Asıl telkin ölüm esnasında verilen telkindir. Bu telkin sonradan verilen telkin menduptur. Yani bu olmasa da olur anlamında. Yani çok önemli değil. Asıl telkin ölüm esnasında verilen telkindir. Telkin de maksat da budur.
Ama daha sonra işte bir gelenek olmuş. Hocalarımız namazdan kabristanında toprak attıktan sonra birkaç kişi kalarak çok fazla cemaat olmadan onun annesinin isminde hitap edilerek ona yaşadığı hayat hatırlatılır ve ona Allah'a kul olmasını, Rab olarak Allah'ı Rab edindiğini, İslam olarak din seçtiğini, kitap olarak Kur'an'ı seçtiğini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e tabi olduğu noktasındaki telkinlerle bu işteki görev bilinir. İşte ondan sonra başlayan süreçte hatta o defin esnasında, definden önce de bir takımları böyle veya bazıları, bazı kişiler, işte onun devri var, altı var, üstü var, ıskatı var gibi sözlerle halkın önüne çıkarlar. Şimdi bu cenazeyi defnetmeden önce, bunun daha rahat etmesi için, daha huzurlu bulması için, işte cennette yerin, kabrinin cennet olması için böyle güzel cümlelerle bir masraf çıkarırlar. Geçen cumada anlattım, tekrar ifade ediyorum. Bu masraflar, bu söylemler hep birer aldatmacadır. Ölüm üzerine kurulmuş duygu sömürüsüdür. Yeni bir istismardır. Çünkü bakın ben bunu hepimiz yaşadık. Annem de yaşadım, eşim de yaşadım. Şimdi ben eşimi biliyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimizi. Eşimi biliyorum. Neyi var? Namazım eksik, orucum eksik biliyorum. Namaz kılan bir adama namaz borcu var demek ne demek ya? Adam namazını kılmışsa adamı suçlu ilan ediyorsun ya. Namazını kılmış bu adam. Namazını kazaya bırakmamış, namaz borcu var diye borç çıkarıyorsun ya. Allah'tan kork be adam. Namaz borcu var diye borç çıkarıyorsun. Yok böyle bir şey değerli kardeşler. Namaz kılmamış. Namaz kılmamışsa sen kimsin? Sen kimsin ya? Kılınmayan namazı ödetme diye bir dinde neresinde var bu? Değerli kardeşlerim, Müslüman namazsız olmaz. Bunlar namazsızlığı teşvik etmek gibi bir anlayış. Bu dinin zenginlerin dini gibi anlatmanın bir başka versiyonu. Engizisyon mahkemesi. Haşa sümme haşa benzetmekten ayağı ederim ama tıpatıp benziyor. Suç işleyen, günah işleyen adamın karanlık odaya girip ey papaz ben şunları şunları işledim ne yapmam lazım? Şu kadar para öde, affoldun. Ne mantığı var? Ruhbanlık diyoruz, insanlar ruhbanlık ortalıkta dolaşıyor. Değerli kardeşlerim, kılınmayan namazın ıskatı devri olmaz. Yok şu görüş varmış da bu görüş varmış da Allah'ın dediğim önemli falan filan dediğim önemli. Yok İmam Muhammed böyle demiş de. Ya İmam Muhammed bunu söylerken namaz kılmama diye bir problem yok ki. İmam Muhammed kim? İmam-ı Azam'ın talebesi. Hangi devirde yaşamış? Peygamberimize en yakın olan, sahabeye en yakın olan devirde yaşamış. Tabi'in, etbe-i tabi'in bunlar. Namaz kılmama diye bir problem yok. Namazsız Müslüman düşünülemez. Oradaki mana şu. Hatayen unutarak şu veya bu şekilde namaz kılamamışsa diye düşüneceğiz. Namaz kılınmayan namazın ıskatı diye bir şey yok. O büyük meblalar çıkarılanlar hep o Engizisyon mahkemesinin anlayışının, zihniyetinin bir ürünüdür. E hocam bak oruç ibadetinde var. Ha bak gelelim. Tutulmayan, kasten tutulmayan oruçlarında ıskat olmaz. Bu din oyuncak değil mi ya? Ne diyelim o zaman? Kardeşim keyfine göre yaşa, istediğin gibi yaşa, helal değil, haram değil, hak değil, hukuk dediğimi yaşa, ama nasıl olsa paran çok, 100 değil de 200 ver, cenneti satın al. Bunun Türkçesi bu. Tutulmayan oruçlarında kefareti olamaz. Ne olur? Tutulan oruç tutar ama sağlık mazeretinden dolayı. Bak Kur'an ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِ Gücü yetmeyenler tutamadığı günlere karşı fidye verir.
Şeker hastasıdır. Yaşlıdır. Hamile kadındır. Kaza etmesi mümkün olamayanlar. Müzmin hasta. Şeker var. Şeker müzmin bir hastalıktır. İşte bir takım rahatsızlıkları var. Doktoru diyor ki, hazık doktoru, inanan doktoru diyor ki, kardeşim sen oruç tutman doğru değil. Senin böbreklerin suya ihtiyacı var. Her saatte şu kadar su içmen gerekiyor. Kur'an, İslam kolaylık dini. Diyor ki, evet tutma. İmkanın varsa, maddi imkanın varsa fitye ver. E hocam zaten kendisi fakir, muhtaç. Birisi geliyor Resulullah'a, aynı şekilde orucunun kefaretini verecek, suç işlemiş. Onun için kefaret vermesini söylüyor. Diyor ki ya Resulullah bir şey yok. Resulullah Efendimiz oradan birisine bir şey söylüyor. O da ona bir çepik hurma getiriyor. Getir bunu dağıt diyor. Diyor ki ya Resulullah kime dağıtayım? Benim ailem herkesten fakir. Bak kendisi değil, dışarıdan gelen bir sepet. Sepet hurmanın da dağıtılmasını isteyince diyor ki ya Resulullah benim en muhtaç benim ailem diyor. Resulullah Efendimiz götür aileye dağıt diyor. Bakın olay bu. Kur'an ve sünnet diyorlar, cümle bu. Ama içi bidat ve hurafe dolu. Değerli kardeşlerim, bakın ben size açık ve net söylüyorum bunları. Kim nedir, nasıldir, bana ne lakat takar, ne sıfat takar. Bunlar hiç gündemimde yok. Çünkü din açık ve net konuşulmak zorundadır. Varsa, dini anlamda yanlışım varsa ikna ederler, onu da açıklarım. Hatam varsa onu da açıklarım. O nedenle tutulmayan, keyfi tutulmayan oruçların kefaret olması. Buradaki anlam kazaya kalmış, hastalık halinde gelmiş, şu veya bu şekilde olmuş bir ibadet, bir eksikliği tamamlamaktır. Ama hüsnü zan besleyerek veya ihtimal olarak genelde bizim geleneğimizde şu vardır. Dini gelenekte. Bunlar önemlidir. Bir insan olur ya, mesela erkekler için deriz ki askerde işte darda kalmıştır, zorda kalmıştır, şu veya bu şekilde. Veya gittiği yerde çalışma esnasında olabilir ya. Bir defa orucunu kasten bozmuş olabilir ihtimale karşısında. Veya bir söz vermiştir, sözünü tutamamıştır. Yeminini yerine getirememiştir. Olabilir ya, ömründe bir defa da yemin kefareti, ihtimali yapılacaksa. Ama adam dört dörtlükse ve ben ey çocuklarım, ey mirasçılarım, benim namaz borcum yoktu, oruç borcum yoktu dedikten sonra da kimsenin bir şey yapma hakkına sahip değil. Ama diyelim ki mirasçıları borçlarını ödediler. Kul borçlarını, zekat borçlarını ödediler. Bak zekat borcu ödenir. Zekat borcu varsa mirasçıları zekat borcunu öder. Kul borcunu, Allah borcunu öderler. Geri kalandan isterlerse dağıtırlar. İster mirastan dağıtırlar, isterlerse kendi imkanlarına dağıtırlar. Ama onlar da fakirse, ona da muhtaç iseler, zaten demin vermiş olduğum örneğe göre zaten onlar muhtaç. Niye kalkıp da başkalarına versinler ki? Fakirin evinde bir ineği var. Diyor ki eşin, kocan, baban rahat etsin diye sat bu ineği ver diyor. E ne olacak şimdi? Bu zulüm değil mi değerli kardeşlerim? Bu zulüm değil mi? Bu istismar değil mi? İstismar. Onun için dinde çok çok zayıf olan bir anlayışı veyahut da dinin tamamen reddetmeyip ama belli ölçüler içerisinde müsaade ettiği hususu dinin aslı gibi koyup da sunmanın mantığı var mı? Yok. O nedenle değerli kardeşlerim, demin vermiş olduğum örnekten ihtimaldir oruç, ihtimaldir yemin noktasında yapacaksanız 71 fitre miktarından veya fidye diyoruz, fitre miktarından. Fidye tutulmayan oruçlara verilen isimdir. Fitre ise Ramazan'da hayatta olan Müslümanın vermiş olduğu aynı meblağdır. Bunu verebilirsiniz. Kime vereceksiniz? Camiye, Kur'an kursuna, köprüye, sadaka-i cariye olarak hiçbir yere değil. Mahallenizdeki ilk önce fakirlere. Bunun da hakkı fakirdir. İslam fakiri esas alarak hükmünü bina etmiştir. Kurumsal kimliklere,
ben şimdi Diyanet'in temsilcisi müftüyüm. Diyanet Vakfı'nın da başkanıyım. Yok, başkalarına değil de Diyanet Vakfı'na caizdir. Nasıl? Kurumsal olarak desem caiz değildir. Ama Diyanet Vakfı aracılığıyla işte falan yerdeki Müslüman fakirlere, Müslüman toplumlara, şu mahallede, o mümkün. Ama bizzat binaya, müftülük binasına, müftülük Kur'an kursuna, bak açık söylüyorum, bunlara fitre verilmez, zekat verilmez. Zekat, fitre, kefaret fakirin hakkıdır, fakirin hakkıdır. Hangi fakirin? Elbette ihtiyaca göre yapacağız. Hem mahallemizdeki hem de dünyanın her tarafındaki fakirlere. Bugün işte bir hayır noktasında önemli bir ciddi meseleyi bugün yaşayacağız değerli kardeşlerim. Nedir? Görüyorsunuz işte Allah kimseyi savaşta imtihan etmesin. Belkıs Süleyman Aleyhisselam'la olan o Kur'an'daki münasebetinde şunu anlatıyor. Diyor melikler, krallar bir yere savaş, bir ordu, kralların ordu bir yere girdiği zaman orayı tahrip ederler diyor, yok ederler diyor. Evet, bugün bir kralın değil, kralların, dünyanın bütün emperyalist güçlerinin paylaşmak için Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, her tarafta zulüm yağdırmakta. Kan ve gözyaşı dökmekte. Çocukları, soğuktan donan çocuklar gözümüz önünde yalnızca sosyal medyada paylaşıp ah vah diyoruz, yazıklar olsun diyoruz veya acıyoruz. Ama bugün İdlib işte bir zulmün, yine bir Batı emperyalizmin ortaya koymuş olduğu husus değerli kardeşlerim. O açıdan sevdiklerimizden infak etme zamanıdır. Sevdiklerimizden infak etme zamanıdır. Ve bilelim ki en büyük güç nedir değerli kardeşlerim? En büyük güç fakirin duasını almaktır. Mazlumun duasını almaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki zayıfların dualarıyla Allah'tan yardım isteyin. Onların ibadetleri ve ihlaslarıyla Allah'tan yardım isteyin. Ben her zaman söylüyorum. 15 Temmuz gibi o melanet, Batı emperyalizmin kurgulamış olduğu o büyük kuşatma ve işgal hareketinin def etmenin en büyük nimeti veya en büyük sebebi bu milletin mazlumların yanında yer almasıdır. Her zaman mazlumlara kucak açmasıdır. Her zaman mazlumların imdadına koşmasıdır. Tarihte de böyle olmuş, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Hatta daha dünyanın öbür ucunda gayrimüslim olanların bile vatanlarından sürülürken sığındıkları tek toprak ecdadımızın, Osmanlı'nın kucağına sığınmalarıdır. O açıdan bir Müslümanın kederini, sıkıntısını gidermek, Allah ahirette de, kıyamette de o Müslümanın kederini ve sıkıntısını gidereceğini müjdeliyor. Bu olayları bugünkü konjonktür içerisinde çok basit sosyal medya üzerindeki değerlendirmeler değil, şöyle tefekkürle kendimizi yerlerine koyarak, düşünerek olayın boyutunu ifade edelim. 100 yıl önce Çanakkale'ye gelenler bugün farklı hesaplarla geliyorlar. Yine hesapları merkezde biziz. Merkezde yine biziz. Onun için mazlumun yanında yer aldığımız zaman inşallah o mazlumların duaları bizim için büyük bir zırh olacaktır. Sadaka belayı def eder. Peygamberimizin ifadesiyle, zekat malı korur ifadesiyle, hem zekatımızla malımızı korumak, hem ülkemizi korumak, hem de sadakalarımızla üzerimize planlanan bütün bela musibetleri def etmek için en büyük nimettir değerli kardeşlerim. O nedenle bugünkü Türkiye genelinde yapılan hayır çarşısına sizleri davet ediyorum. Hep beraber inşallah bu çarşıda yerimizi alalım. İnşallah en güzel şekilde Alanya'mızın da kendine o hayırsever, cömert halkının ortaya koyacağı o güzelliklere de bu kampanyayı en güzel şekilde yerine getirmiş olalım değerli kardeşlerim. Çocuklarımız, yavrularımız yarı yıl tatiline girdiler. Allah hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı hayırlı eylesin. Hayırlı ömürler nasip eylesin. Her türlü sıkıntılardan muhafaza eylesin. Yine çocuklarımız haydi camiye sloganıyla yavrularımızı camiye davet ediyoruz. Hocalarımız namaza gelmeleri,
okumaları ve namaza takip etmelerine göre puanlama sistemi yapacaklar. Ve bu anlama sisteminde 5 vakit namaz gelen çocuğumuzu diğer çocuklarımız arasında her birisine 3 vakit, 2 vakit her gelen çocuğumuza bir karne dolduracaklar, bir puanlama verecekler. Ve camiye devam eden öğrencilerimizi de hocalarımız sizin yine desteklerinizle taltif edecekler. Çocuklarımızı camiye alıştırma, cami bilincini sağlama noktasında da böyle bir faaliyetimiz devam ediyor. Başkanlığımızın bütün yurt saltında böyle bir aktivitesi var. Müftülükler olarak, cami hizmetli olarak bütün din görevlileri bu konuda sizlerin evlatlarımızı bekliyorlar. Sizin takip etmenizi bekliyoruz inşallah. İlgi göstermenizi bekliyoruz. Alın çocuğu getirin, camideki hocayla buluşturun. İnşallah hocalarımız da bu şekilde en güzel şekilde hizmeti yapmış olacak değerli kardeşlerim. Bir başka hususta biliyorsunuz her pazar günü farklı camilerde tefsir dersleri yapıyoruz. Bu salıda, bu pazarda Türkler Kestoğlu Camii'nde inşallah sabah namazı tefsir derslere devam edeceğiz. Davet ediyoruz sizlere. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmesin inşallah. Cenab-ı Hak ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. İbadet ve taatimizi makbul eylesin değerli kardeşlerim. En büyük nimetimiz evlatlarımızdır. Rabbimiz bizleri evlatlarımızla imtihan etmesin inşallah. Onları her türlü şerden, kötülükten, fenalıklardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. İlla el-Fatiha.